Şık Mamon'un felsefesi, yani şimdiki bizim gençlik hitabıyla desek, altıncı hissi kuvvetli bir dostmuş. Rahatlıkla mesela sizi Ankara'da gelip, buraya gelip misafir olacağını rahatlıkla sezebiliyormuş. Tabii biz işte onun torunlarıyız ama bak bizler hiç, sizler telefon etmeden haberdar olamıyor. O rahatlıkla işte kalkın eşimiz dostumuz Ankara'da geliyor rahatlıkla diyebiliyormuş. Yani biz yetişmedik, yetişenlere ben yetiştim yani dedemle yetişenlere. Onlar öyle söylüyorlardı. Yani orada işte Söbeçimen'de dostları varmış, Dallıkavak'ta dostları varmış. Ondan sonra Şık Arap, Araboğlu'nun şeyiyle, Süleyman dedenin dedesiyle de samimiymiş. Geliyorlarmış, gidiyorlarmış. Yani demek istediğim, burada Şık Mahmut kendi memleketinde güzel bir intibak bırakmış. Yani bizim burada bir bu mahallede 50-60 tane ev varmış. Rahatlıkla hepsinin kendisinin ahırında malları bağlanılır. Onların gelirinde var ya, tüm herkes o mahalle var ya, komünal bir şekilde. Yani bizim şimdiki devrimcilerin hayalladığı, ondan sonra şey yaptığını adam bunda 100 sene önce hayata geçirmiş. Burada rahatlıkla yani o yaşamı yaşamış burada, bu dağların başında. Yani Şık Mahmut, biz tabii gününe şeyine yetişmedik, yetişenler öyle söylüyor. Çok yani sevecen bir insanmış, paylaşmayı, ondan sonra beraber çalışmayı, beraber komünal yaşamı seven birisiymiş. Hatta işte kendilerinin gününde var ya, bu sizin gibi böyle şeyler gelmiş, araştırmacılar Almanya'da. Almanya'da araştırmacılar geldiğinde bakmışlar, şey yapmışlar, demişler, Şık Mahmut senin bu yaşadığın yaşam demişler, biz daha Almanya'dayız, biz ancak buna ancak 100 sene sonra, sizden sonra ulaşabiliriz demişler. Biz bilmiyoruz işte, yani gerçek bu yani. Başka da ne diyeyim ben? Hakikatçilikle ilgili düşüncelerini de biraz açarsın. Yo işte hakikat, yo işte hakkı beni Adem de görürmüş. Yani bakıp da bu şeye şey yapmazmış. Mesela diyor, onun felsefesini aydınlatacak bir şiirle size diyeceğim. Yani onların düşüncesi var ya, biz ne hacıyız, ne hocayız, ne falcı, ne nuskacıyız. Bizler gürüğün acıyız, mahşer günü pervamız yok. Kamil sözü Kur'an'ımız, hikmet söyler irfanımız, hakikattir erkanımız, yalan yanlış boyamız yok. Yasak bize ubul hasut, gönlümüz bir ilelebet, aramıza fitne fesat sokan şeytan havamız yok. Öğünmeyiz aslımızla, sevişiriz dostumuzla, uğraşırız nefsimizle, kimseyle davamız yok. Melulüyüm sözümüz bir, dostumuzla özümüz bir, yer içeriz nazımız bir, sen ben diye kavgamız yok. Şık Mahmut hakikatçilerin felsefesi, düşüncesi böyle dostum. Mesela gene bir dörtlük, size dörtlükle bunların düşüncesini ancak açıklayabilirim ben. Çünkü günlerine hizmet. Diyor, sevgide bir olur canıyla canan. Kadreler birleşir, var olur bir can. Sevginin nurunda geldi bu insan. İnsan haktır, hak sevgidir efendim. Yani bunların düşüncesi işte böyleydi Şık Mahmut'un. Hakkı beni Adem'de görürlerdi. Ondan sonra yani birbirinizi temiz gözle görünüz derdi. Birbirinizi temiz kalple seviniz derdi. Hiçbir zaman kin ile dinmez. Kin ancak sevgiyle diner. Yani böyle bir felsefenin sahipleriydi bunlar. Demiş ki evladım evladım değil, yolumdan giden evladımdır. Kim yolumdan giderse... Yok işte Şık Mahmut'un felsefesi böyle. Yani şimdi böyle çıkarıcı dedelere de karşıymış. Yani şimdi böyle deyince yani insana karşı olunmaz. Yani şimdi hani dedem bir gün böyle... Dedeler gelmiş yani şeyde, dışarıda gelmişler. Gitmişler, bizim burası eskide vurucu kırıcı şey bir bölgeydi. Yani Şık Mahmut burada töreyince o bu vuruculuk, kırıcılık, bu haksızlıklar ortada kalkıyor. Yani millet böyle birbiriyle komünal yaşamayı, birbirine gelmeyi, birbirini sevmeyi. Şık Mahmut burada bu memlekette şey yapıyor yani, aşılıyor. Şimdi dede diyor ki işte ben filanın sürüğünde bir... İki tane mal getirdim işte, cem yapıyorlar. Böyle yemek yapıldı. Sen de, ya diyor Şık Mahmut, dede diyor ki, ya Mahmut baba diyor, diyor ki, dede diyor ki, sofradan sual olunmaz.
Sılçı mı diyor, sılçı, matça derlerdi. Diyor sen bunları getirmişsin, hazırlanmışsın. Şimdi adam öyle deyince var ya bu sefer bu dediğim vurucu kırıcı eşkıya bir adammış bu sılçı matça. Diyor ki ben bu ışık mamuyu da deneyim. Eğer bu ışık mamu da bu dedeler gibi hareket ederse ben bunu vururum diyor kesinlikle. Yani zaten onun şeyi de çokmuş. Şimdi dedemin şeyine geliyor. Dedem Afşin tarafında geliyor. Onlar Bostanbeli derler. Orada şey yapıyorum. Dedem kendisine tabağı, kendisi dedeme tabağı uzatıyor. Şık mamuya diyor ki, yo diyor şık mamu diyor ki, sılçayım diyor. Ben senin tabağında diyor, sigara yakmam diyor. Sen filan adamları o zaman kervancılar gelirdi. At şeyinde satışını yaparlar. Sen filan adamı soydun, sen sigara yani kendi helal kazancınla emenle almadın diyor. Ben bunu içmem diyor. Dedem içmiyor. Ondan sonra ebesi diyor, illa içer gider yok diyor. Çeşmenin başına geliyor, sılçı matçanın annesi bir tane su veriyor. Dedem suyu içiyor. Bu sefer sılçı matça düşünüyor. Ey sevgili güzel canlar, bu haneye hoş geldiniz. İnsan halinde bilenler, bu haneye hoş geldiniz. Bu gelmeniz ne hoş oldu, gönüller sevgiyle doldu. Gerçek muhabbetler oldu, bu haneye hoş geldiniz. Ne çok özlemiştik sizi, şad ettiniz bugün bizi. Hep severiz dostlar sizi, bu haneye hoş geldiniz. Mikail bugün şad oldu, gönüller sevgiyle doldu. Seven sevdiğini buldu, bu haneye hoş geldiniz. Hoş sefa geldiniz gerçek erenler. İşte kayıcım olmak yani iyi adammış, şeysi iyiymiş, doğru adammış. Akşam yine herkes yanına toplarmış. Afşin derik, Afşin tarafından geceyle gelir, Marabız Dağlıca derik. Oradan gelip kendinin cemiyetinden oturuyorlarmış. Burada geceyle giri evine gidiyorlarmış. Yani öyle insanlar yanına topluyorlardı ki, bizim burada Hüseyin Kale'yi diyorlarmış. Yaylalardan ağalı varmış gece, kışın orada malını bırakıp gelip Kayçı Mamuk'un sohbetini dinlenip gidiyordu. Kayçı Mamuk iyi bir şey yani bunlara söylüyordu ki bunlar gelip de Kayçı Mamuk'un yanında misafir olurdu. Kayçı Mamuk yani ne bileyim biz daha Kayçı Mamuk şeyiyle yaşıyoruz bizim bildiğimiz kadar. O da biz elde duyuyoruz, komşular da duyuyoruz, büyüklerimiz de duyuyoruz. Ne kadar yanlışsa, ne kadar doğruysa onu da bilmiyoruz. Kim bize ne derse biz ona inanıyoruz. O kadar. Hepiniz de hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim.